24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak. Ver emekleri, ver emekleri, ver. Bismillah diyerek yola başlar. Burası çok önemli. Bak burası çok önemli. Tekrar söylüyorum, burası önemli. Gayet önemli. Bizim rahatımız verin de. Türkiye hazinesi, parası bu. Çok rahat. Çok önemli bir şeydir. Hatta biz iki ay bütün 2019 finansmanını bitirdik. Burası çok önemli. Bilanço elhamdülillah çok sağlam. Çok sağlam. Ekonomiden anlamayan damat bakar. Burası çok önemli. 19'lu seviyelere enflasyonu getirdik. Daha Şubat'tayız. Durun bakalım. Enflasyon Mart'ta Şubat'tan daha iyi bir şekilde. Hele de Nisan, Mayıs, Haziran. Berat harikalardı ya. Burası çok önemli. Bu Eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceksiniz. Bu yıl bunu göreceğiz. Sosyete damatı getirmişler ekonominin başına. Adam ekonominin nesinden bile anlamıyor. Burası çok önemli. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da bir kar etsin. Çok beklersin. Çok beklersin. Ekonomi nedir diye sorun, sadece cebini gösterir ve cebindeki dolarları gösterir. Ekonomi budur diye. Ekonomiyi bilmez. Burası çok. Aralık Kasım'dan, Ocak Aralık'tan, Şubat'ta Ocak'tan daha iyi olacak. İşsiz sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,4 puan yükselerek %13 oldu. Dediğimizden çok çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Artık tutanlar, bekleyenler, treni kaçırıp kaçırmama endişesi yaşayanlar. Bunlar düşünsün. Çok önemli bir şeydir. Burası çok önemli.